Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben dışarı çıktım. Hava çok güzel. Şöyle biraz parkta oturayım dedim. Hem güneş var hem de kreş çocukları parkta. Böyle cıvıl cıvıl sesleri var, oynuyorlar. Böyle biraz dışarı çıkayım dedim. Hem biraz D vitamini toparlayayım dedim, toplayayım. Öyle yani. Gördüğünüz gibi burada hava çok güzel Almanya, Hamburg'da. Ama şu an ne çekiyorum hiç bilmiyorum. Çünkü ekran karanlık gözüküyor. İnşallah güzel bir şeyler çıkıyordur. Yani görüntüyü tam alıyorumdur. Böyle bizimkiler de evde online çalışıyorlar. Devam. Yani işçiler işte. Okuyanlar da evde online çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Böyle arkadaşlar. Gelen giden de oluyor. Çekinerek çekiyorum. Bir şey diyecekler diye de çekiniyorum ama demezler sanırsam. Evet, hiç bakmadan bile yanımdan çekip gidiyorlar. Öyle yani. Arkadaşlar sizlere bir iyi bir de kötü bir haberim var. İlk öncelikle ben kötü haberi söyleyeyim. Kötü haberi söyledikten sonra iyi haberle de mutlu olalım inşallah. Gerçi beni ilgilendiren bir şey ama sizinle bu mutluluğu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar kötü haber, bu videolarımı attığım videolar artık spam mı oluyor, ne oluyor anlamıyorum. Beni takip eden eski yorum yazan takipçilerim, ablalarım, bacılarım da yok artık. Acaba bildirimler mi gitmiyor yoksa beni izlemiyorlar mı artık? Bu benim kafamı kurcalıyor. Hani bir anda hani böyle bir haftada olan bir şey değil. Bugünden ertesi gün böyle bir anda düşmesi izlenmelerimin, yani bir videomun zor zahmet 4000-5000 izleniyor. Halbuki benim videolarım günlük 10-15000 izleniyordu. Anlamadım gitti, beni çok üzüyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım inşallah. Diğer dediğim gibi diğer videolarda izlediğim arkadaşların kanallarında öyle söylüyorlar. Bol yorum ve beğenilerle inşallah kanalı tekrardan eski haline getirebiliriz. Bir şey diyemeyeceğim. Cidden bu sorun beni üzüyor. Onunla beraber videolarda dediğim gibi yorumlara cevap da veremiyorum. Uğraşıyorum ama olmuyor. Ama bu videomda tekrar uğraşacağım. İnşallah olur. Sizler yorum yazıyorsunuz ama ben geri dönüş yapamıyorum. Sizler yapmayın Emine Hanım, dönüş falan yapmasan da olur falan diyorsunuz ama işte içim rahat etmiyor. İlla ki bir hoş geldin demek istiyorum sizlere. Böyle arkadaşlar, üzücü olan buydu. Sevindirici olayda artık ben de bir vergi mükellefiyim. Artık vergi ödeme hesaplandı YouTube üzerinden. Ne kadar ödeyeceğim, ne ödeyeceğim, ne kazandım. Onlar belirlendi. YouTube'dan kazandığım ücretin karşılığı olarak ben de vergimi vereceğim. Allah'ıma şükürler olsun. İnşallah ileriki zamanlarda bir sorun yaşamam ki böyle her şeyini araştırdık, soruşturduk. Böyle yani. Dün bize haber geldi, telefon geldi muhasebecimizden ve şu miktarı ödeyeceksin diye bize kağıtlar gelecek. Ondan sonra biz başvuracağız. Belli oldu yani. Bu yüzden çok mutluyum. Çünkü biliyorsunuz zaten bir yerden çalışıyorsanız, bir yerden de para geliyorsa illaki onun vergisi verilmesi lazım. Nasıl ki burada arabanızla bir yerlere park ediyorsunuz. Yasak yerlere park ediliyor ve ona bile ceza kesiliyor. Onun bile vergisi veriliyor, ödeniyor vesaire, onun gibi. Onu da söylemek istedim. Çünkü soran arkadaşlarımız vardı. Hani Emine Hanım ne oldu kanal için? Vergi ödüyor mu, ödemiyor mu diye. Ödüyorum arkadaşlar. Ücret belli oldu. Ama ben bu YouTube'dan kazandığım ücret çok yüksek olmadığı için bir kısmını ödüyorum. Onu söyleyeyim. O kadar yani. O yüzden çok mutluyum. O haber geldiği için çok sevindim. Ama diğer taraftan kanalımın böyle olması beni çok üzüyor. Çok üzdü. Bakalım hakkımızda hayırlısı inşallah diyelim. Ben şimdi burada biraz daha oturayım.
Her şeyden önce şu videoyu bir kapatayım, izlemem lazım. Görüntü kalitesi nasıl oldu? Karanlık mı çıktı? İnşallah iyi çıkmıştır. Bir daha çekmeme gerek kalmaz. 3. Renk kalitesine falan baktım. Görüntü çok güzel çıkmış arkadaşlar. Bu arada sizlere iyi seyirler. Şunu da söylemek istiyorum. Benden Zarife ablam selam istemiş. Hemşire gelinine istemiş ama gelininin ismini bilmiyorum. Buradan Zarife ablama çok selamlar. Hemşire gelinine de buradan selamlar. Bu vesileyle hepinize çok çok selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Böyle yani. Bu selamı da söylemek istedim. Esasında benden çok selam isteyen var ama aklımda tutamıyorum. Yani bu vesileyle yani hepinize selam göndereyim. Şimdi bu park bayağı bir kalabalık oldu. Daha demin bu kadar değildi. Çocuklarla, kreş çocuklarıyla beraber, kindergarten çocuklarıyla beraber veliler de geldi. Başka kişiler de geldi. Ben şimdi kalkıp biraz yürüyüş yapayım. Ondan sonra devam edeyim. Oradan da eve geçelim bakalım. Ya gittiğim yerde yürüyüşlerde ya da evde görüşürüz. Dışarıdan geldim. Dışarıdayken de dediğim gibi yürüyüş yapacağım ve oradan ekmek aldım. Ekmek alayım dedim. Şöyle iki tane şu baget deniliyor. Burada iki tane baget aldım. Bir tane de kendime şöyle avokado aldım. O kadar canım istedi ki şimdi bunu yapıp yiyeceğim. Nereden aklıma düştü bilmiyorum. Orada çok vardı. Bir de ben bunu çok seviyorum. Bunu aldım. Şimdi hemen yiyeceğim. Çünkü sabah kahvaltısı fazla bir şey yemedim. Kahvaltı da yapamıyorum sabahları. Sadece azıcık bir parça ekmek yiyorum. O da hiç yemeyeceğim ama sabah ilaçlarım olduğu için az bir şey yedim. Şimdi saat 2'ye geliyor ve hafif hafif acıktım. Hemen şunu ben yapayım. Çay suyu da koydum. Hemen yıkadım şunu. Çalkaladım. Bakalım içi nasıl. Hafif yumuşağını seçtim. Evet. İçi güzel. Esasında kaşık var. Daha rahat olur. Evet. Evet. Güzelce çıkardım. Ben bunu çok seviyorum. Bir de nakilli hastalarda ya da ben kendim için söyleyeyim. Böbrek nakli alan hastalar bunlardan yiyebiliyormuş. Aşırıya kaçmadan tabii ki. İşte kaç aydan sonra aklıma düştü. Buna sarımsak da koyuluyor. Ama ben sarımsak koymayacağım. Bunu güzelce ezeceğim. Şöyle çıkardım kabuğunu. Onu güzelce ezeceğim. Bir de şöyle güzel taze limon sıkacağım üzerine. Hemen şu limonu çalkalayıp geleyim. Çekirdekli limon, bir sürü de çekirdeği var. Bunu denemeyen arkadaşlar varsa denesin. Cidden böyle çok güzel oluyor. Birazcık da tuz atacağım. Ondan sonra güzelce ezeceğim onu. Şöyle azıcık da tuz. Tamam, şimdi çatal yardımıyla ezeyim. Ben bunu ilk zamanları hani hiç tadına bakmamıştım ama bir komşuma kahvaltıya gitmiştim. Bana dedi ki Emine bir tadına bak. Emine bir tadına bak ama o aynı böyle içine de sarımsak rendelemişti. Ya yemem ben onu, yiyemem falan demiştim. Ben hiç yemedim. Bir tadına bak falan dedi. İnanır mısınız arkadaşlar, o oldu. Yedim ve cidden de çok güzel. Zaten çok faydalıymış bu. Bir o kadar da yağlı bir yiyecekmiş.
yağ oranı yüksek. Evet, bu kadar. Şimdi ben bunu bir de çay yapayım. Ekmeğimin üstüne koyarak tüketeyim. Tamam. Bu kadar. Tabii ki bunu farklı yapanlar da vardır illaki. Ben bu şekil seviyorum. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Çok iyi oldu. Cidden bayağı acıkmışım. O bir avokadoyu yedim. Elhamdülillah çok şükür doydum. Bir bardak da çay içtim. Rabbim hiçbir kulunu açlıkla sınamasın. İnşallah. Böyle. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Evim toplu. Evi toplamama gerek yok. Ses de çıkaramıyorum. İçeride çocuklar çalışıyor. İlknur çalışıyor daha doğrusu online. Diğerleri işe geçtiler. Buradan birkaç soruyu cevaplandırmak istiyorum. Dünkü attığım yani en son attığım videoma bir yorum gelmiş. Bir bacım sormuş. Demiş ki Emine abla senin çocukların Alman vatandaşı mı? Sen de Alman vatandaşı mısın? Diye bir soru yazmış. Ben de tabii ki oraya cevap yazamıyorum. Buradan cevaplandırayım. Belki merak edenleriniz vardır. Arkadaşlar bizler Alman vatandaşı değiliz. Türk vatandaşıyız çok şükür. Türk kimliklerimiz var. Ama çocuklar çifte vatandaş. Kaç yaşına kadar şimdi unuttum ama nüfus kağıdı çıkarılısıya kadar zannedersem doğum olduktan sonra yani bir Alman pasaportu veriyorlar. Alman olarak doğuyor tabii ki. Ama bir yaştan sonra unuttum, cidden unuttum. Ama küçüktüler. Şöyle 4-5 yaşına kadar. Yani 4-5 yaşından sonra sanırsam ya da hemen mi çıkardık kimliklerini hiç hatırlamıyorum. Çok zaman geçti aradan. Hemen biz Türk kimliklerini çıkarttık. Yani Türk kimlikleri de var, Alman kimlikleri de var ama şu an çocuklarım çifte vatandaş. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şu an çifte vatandaşlar 23 yaşına kadar çifte vatandaş kalabiliyorlar tercihe göre. Ama bir de şöyle bir şey. Burada doğdukları için evet ha şimdi hatırladım. Burada doğdukları için çifte vatandaş oluyor arkadaşlar. Aynen şimdi hatırladım. Bizler değil çünkü ben Türkiye'den geldim ve Alman vatandaşı değilim. Türk vatandaşıyım. Çocuklar da çifte vatandaş burada doğanlar için. Çifte vatandaş 23 yaşına geldikten sonra çocuklar yani burada doğanlar 23 yaşından sonra devlet çağırıyor sanırsam işte hangi tarafı olmak istiyorsun? Çifte vatandaş mı, Alman mı, Türk mü? Onlar seçme hakkı veriyorlar. Çocuklar artık hangisini seçerlerse onu olacaklar. Öyle yani daha bizimkilerin de yaşlarına var. Daha şu an daha önümüzde bir 2-3 senemiz var. İlknur'a bakarak söylüyorum. O yüzden şimdilik çifte vatandaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de ne sorduydu? Bir de demişti ki yine aynı bacım. Emine abla Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Demiş. Buradan cevaplayayım. Arkadaşlar söyleyeyim böyle topluca anlatayım. Esasında evet bundan 13-14 sene önce ya da ben buraya yeni gelin geldiğimde öyle anlatayım. Yeni gelin geldiğimde 2-3 seneliktim ben burada ve biz Türkiye'ye dönmeye karar vermiştik. Daha çocuklarım yoktu ve İbo demişti ki çok gençtik o zaman gözümün önünde canlandı. İbo dedi ki biz Türkiye'ye dönelim zaten orada hani evimiz de vardı kira derdimiz falan olmaz diye. Evimiz var gidelim Türkiye'ye yerleşelim vesaire ama nasip olmadı. Kısmet değilmiş. Sonra seneler zaman geçtikten sonra tabii ki çocuklarımız dünyaya geldi. Zaten lafım oradan oraya atlıyorum ama aklıma gelmişken söyleyeyim yoksa unuturum. Eğer ki gurbetten yani Almanya'dan yabancı ülkeden vatanınıza dönmek istiyorsanız arkadaşlar bunu ben size söyleyeyim. Çocuklarınız küçükken
Çocuklarınız okul çağına başlamadan, okul çağına gelmeden toplanın, çekin, gidin. Öyle söyleyeyim. Biz de öyle niyetlendik ama dediğim gibi aradan bir zaman sonra çocuklarımız dünyaya geldi. Çok şükür elhamdülillah. İlk Nur geldi, Hüseyin geldi, ondan sonra Ömer geldi. Hadi dedik ona hamileyim, dur onu bekleyeyim. Hadi oydu buydu derken arkadaşlar çocukların okul zamanı geldi. Okula başladılar. Hadi dedik okuldan alalım. Çünkü yaşları 5, 6, 7 mesela söylüyorum. Hadi dedik gidelim. Ama kurban olduğum Allah söyleyeyim. Demek ki bize o günleri nasip etmemiş. O duamızı kabul etmemiş. Her şeyde bir hayır vardır söyleyeyim. Böyle düşünerek konuşuyorum. Yanlış bir şey anlatmak istemiyorum ama nasip olmadı. Neden? Çünkü benim kızım 1'e giderken oğlum daha kreş yani kinder kartı yani 1'e giderken söyleyeyim. Çocuklarım daha okula başlamadan 1'e giderken ben rahatsızlandım. İlk Nur 5, Hüseyin 4, Ömer daha 1,5 yaşındaydı ve ben rahatsızlandım. Bu böbrek yetmezliğim meydana çıktı. Zaten ondan sonra direkt bitkisel hayata düştüm. Bir ay hastanede komada kaldım, bitkisel hayatta yattım vesaire. Onları geçmek istiyorum. Yani o dönemlerde çok ağır hastalıklar geçirdiğim için bizim Türkiye'ye dönmemiz bitti. Neden? Çünkü benim tedavilerim başladı. Ben buradan hasta hasta Türkiye'ye gidemezdim. Türkiye'ye hadi gittim, sigortam yok. Sigorta ben nasıl tedavi göreceğim? Çünkü tedavi görmem lazım. O yüzden gidemedim. Sonra diyalizdi, diz ameliyatıydı, bir sürü şeyler peş peşe geldi, nakildi. Bu arada da çocuklar büyüdü ve sizler de görüyorsunuz. Şimdi meslek sahibi olacaklar. İnşallah Rabbim izin verirse meslek sahibi olacaklar. Ama biz dönemedik. Zaten bizim büyüklerimiz öyle dememiş miydi? Gurbettekiler için söylüyorum. Biz buraya bu gurbete geldik. Bir ev almak için Türkiye'de veya bir traktör almak için Türkiye'ye, buraya gurbete geliyorlar. Ama buradan dönüş olmuyor. Yok 3 ay sonra, yok 1 sene daha çalışayım diyorsun. Yok biraz daha çalışayım diyeyim diyorsun ama seneler akıp geçip gidiyor. Ve buradasın. Kader senin alnının yazısını buraya yazmış ve çekip gidemiyorsun. Ve ben o dönemlerde büyük mü konuştum bilmiyorum. Ben hep diyordum ki tamam ben şimdi hastayım. Her halime hamdolsun dedim. Allah'ım dedim ben nakilimi alayım. O zaman tabii ki çocukların meslekleri yani o an aklıma gelmiyor. Ben çünkü bir de ben böbrek naklini 13 sene bekleyeceğimi hiç tahmin etmemiştim. Hiç. 13 sene süre zarfı içerisindeki tabii ki çocukların okulu bile bitmiş oluyordu. 1-2 sene sonra çocukların okulu bitiyordu. Her neyse arkadaşlar. Yani nasip kısmet olmadı ve dönemedik. Bundan sonrası da artık bilmiyorum. Yani nasip. Şimdi Allah'ım nasip ederse oğlum ve kızım meslek sahibi olacaklar. İnşallah Rabbim herkesin evladına zihin açıklığı versin. Yolları açık olsun. İyi insanlarla karşılaştırsın Rabbim inşallah. Bugün yarın Ömer de başlayacak. Hatta ben bazen diyorum ki ne İlk Nur'la Hüseyin mesleğini aldığımı çekip gidelim mi bu? Hastalık, mastalık orada da tedavi olurum. Ama tabii ki sigorta hep önümüze geçiyor. Orada da çünkü tedavi olmam lazım. Neler yaşadığımı sizler görüyorsunuz arkadaşlar. Nerelere gittiğimi. Ama Ömer ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki anne sen abimle ablamı burada bekledin, meslek yaptırdın. Beni neden beklemiyorsun? Ve ben bir anne olarak onu kırmak istemiyorum. Ben yapamam, vicdanım el vermez. O yüzden oğlumu da bekleyeceğim mecburen. Artık dediğim gibi daha demin dediğim gibi büyük konuştum. Ben nakil aldıktan sonra çekip gideceğim dedim ama
nasip olmadı. O yüzden şimdi konuşmuyorum da. O arkadaşıma cevap vermek için dedim ama bayağı uzun konuşmuşum. Yani arkadaşım, niyetimiz vardı, hala da var ama inşallah diyeyim, tarih gün veremiyorum. İnşallah kurban olduğum Allah'ım, burada gurbette olan arkadaşlarımız, ben de içinde olayım. İnşallah buraya uçakla geldik, uçağın koltuğunda geldik veya aracıyla gelenler var buralara. İnşallah yine geldiğimiz gibi sağlıklı bir şekilde inşallah vatanımıza, milletimize geri döneriz. Amin. Sağlıklı bir şekilde dediğimde orada biraz düşündüm. Çünkü ben buraya sağlıklı geldim ama şimdiki yaşantım, şimdiki yaşadıklarım, ama Rabbim kötüsünden korusun. Rabbim bir daha yaşatmasın. Rabbim tüm hastalarımıza da acil şifalar versin. Böyle arkadaşlar laf lafı açtı. Böyle anlatmak istedim. Hem biraz muhabbet etmiş oldum. Çünkü biliyorsunuz ben temizlik yapamıyorum videolarımda. Orayı sil, burayı topla, yapamıyorum. Yalan değil. O yüzden böyle biraz değişik video olsun dedim. Hem soruya cevap vermiş oldum, hem sizinle de paylaşmış oldum. İyi oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sorular da cevaplanmıştır. Eğer ki arkadaşlar soracak olacağınız sorularınız varsa veya şey yapalım mı? Sorularınız varsa diye toplulukta bir yazı paylaşayım mı? Topluluğa isterseniz soru bırakın. Ben oraya bir şey paylaşayım mı? Siz söyleyin bana. Hani sorularımız var, seni iyice tanımak istiyoruz diyorsanız bana yorumlara bırakın. Ben toplulukta paylaşayım. Oraya sormak istediğiniz soruları sorun. Onu da söyleyeyim. Varsa sorularınız alabilirim. Böyle arkadaşlar, başka ne anlatayım? Videom bayağı uzun oldu. Uzun olup da sizi de sıkmak istemiyorum. Başka soru da aklıma gelmiyor. Şu YouTube işi hala olmadı. Beni çok üzüyor. Çok üzülüyorum. Her seferinde deniyorum ama inşallah bu videomda da deneyeceğim. İnşallah olur. Böyle arkadaşlar, videomu beğenmeyi unutmayalım. Videoma yeni rastladıysanız eğer ki hoş geldiniz diyorum ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Destek için abone olmak, yorum yazmak ve bir de beğeniye basarsanız çok sevinirim inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir başka yeni videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.